Merhabalar. Bu dersimizde XML encoding package'i içerisindeki XML işlemlerini devam ediyoruz. Burada bir uygulama geliştireceğiz. Bu uygulama için kullanacağım bir XML yapım var. O yapıyı da size göstereceğim. Siz de aynı yapıyı kullanabilirsiniz. Şu şekilde yeni bir dosya oluşturuyorum. Employees XML adında. Veri yapısı da bu şekilde. Bir tane şirket var. Bu şirket, dikkat ederseniz adına çoğul değil. Adı companies değil. Tek bir şirketin datasını tutuyoruz. Bunun içerisinde çalışanlar var. Mesela birinci çalışan benim. İşte diğer çalışan Kerim. Üçüncü çalışan burada. Dördüncü çalışan şeklinde. Bunlar üzerinde bir programatik işlem yapacağız. Bunu nasıl yaparız? Ona bakacağız şimdi. Ya da neler yapabiliriz gibi düşünebilirsiniz. Öncelikle biz bu nesne yapısını oluşturmamız gerekiyor her şeyden önce. Üzerinde çok konuşmadan. Çünkü employees nesnesi bir XML ve bu aslında bir string. Ve bunu Go nesnelerine aktarmamız gerekiyor. Yönetebilmemiz lazım. Şimdi type diyorum. Type... Şöyle yapalım. Öncelikle type person nesnesini oluşturuyorum struct olarak. Ve diyorum ki benim XML name'im var burada. Yukarıda da XML package'i var. Onu kullanacağım. Ve XML burada ID diyorum. Demeye çalışıyorum. Integer ve bir XML tanımı daha yapıyorum. Oops, olmadı bu. First name, şöyle biraz daha pratik hale getireyim. First name string, bu last name olacak. Bu da user name. User last olacak bu. Burada ne yaparız? Burada da first, gerek yok alt çizgiye, böyle iyi. Last name bazı kullanımlarda görebilirsiniz, böyle standart haline getirirler, alt çizgiyle kullanırlar XML'i. Ben tercih etmiyorum. Person, ondan sonra company, yani ana kök sistemi, ana kök XML yapısını elde etmek için company struct'ını oluşturuyorum ben burada. Ve XML name, gene XML.name şeklinde bir tanım yapıyorum burada. Gene XML company için burada doğrudan XML içerisindeki company yapısını kullanabiliriz. Person, yani çalışanlar için de persons adında bir yapı kuracağım. Bu da person nesnesinin dizisi olacak. Ve XML yapısı kuruyorum yine. Bunun karşılığı her XML tagündeki person olacak. Şimdi bir tane de function oluşturabiliriz. Func diyorum ben buna. P person'a bağlı bir metod olacak. Bu düzeltiyorum. İkisi de aynı şey aslında da. Person metoduna bağlı bir string metodu. Person nesnesine bağlı bir string metodu. Ve geri dönüş olarak da string verecek bu. Return olarak da diyorum ki bir şöyle bir yapı kurabiliriz. Sprintf ID bilgisini alsın. Ondan sonra first name bilgisi ve buraya da bilgiyi bir string olarak vereceğimiz için S koydum. Burada ise numara olacağı için D şeklinde tanımladım. Last name, burada da bir S tanımı var. Burada username aynı şekilde
Neyse bu şekilde küçük harfi yazalım. Gene S. Ondan sonra işim bitince de bir alt satıra gir diyorum. Bir alt satıra geç diyorum. Dışarıdan benim kullanacağım P nesnesi person olacak zaten. Onun bir nesne örneği olacak. O yüzden P.id diyerek bunları alabilirim. P.first name diyerek ya da P.last name ya da P.user name diyerek bunlara ulaşabilirim. Genel yapı hazır. Tabii istersek farklı yapılarda da hazırlayabiliriz. İşte bu XML yapısının JSON versiyonunu da oluşturabiliriz mesela. O da mümkündür ama şu an için gerek yok. Biz main uygulamasına geçiyoruz şu an. Main içerisinde ne yapacağız? Öncelikle benim bu XML dosyasını okumam lazım. XML dosyasına da XML file diyorum. Ve burada os ile os'un open function'ı ile açıyorum. Employees XML if error fmt print line diyorum burada da. Ve örneğin herhangi bir hata varsa opening file error, yani açılma işlemi sırasında bir hata oluştu şeklinde bir açıklama verebiliriz. Ondan sonra işin bittiği zaman da defer xml file.close diyerek bunu kapat. Ve xml data nesnesi oluşturuyorum burada. Error nesnesini pas geçeceğim. Kullanmayacağım çünkü onu. O yüzden alt çizgi koydum. IOUtil ve read all diyorum. Burada da ben xml file nesnesini okuyacağım tabii ki. Ve ondan gelen datayı da xml data nesnesine aktaracağım. Devamını bir sonraki videoda inceleyeceğiz ve yazmaya devam edeceğiz.